Rengiyle göz kamaştıran, Türkiye'de üretilen ve casus gözleri üzerine inandığım o paramı yedi bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu akıllı telefon bizlere neler sunuyormuş. Bu aralar arkadaşlar kanalıma desteklerinizi de ihmal etmeyin. Lütfen sizlerin desteği sayesinde kanalım ve diğer sosyal medya hesaplarım daha iyiye, daha ileriye gidebilir. O yüzden lütfen aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımdan beni desteklemeyi ve tabii ki bu kanala da abone olup diğer videolara da birer like atıp destek bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü siz ve etrafınızdaki sevdikleriniz ile beraber başarabilirim. Oppo Türkiye ekibi Oppo Reno serisini ülkemize bir tık daha geç getirebiliyor. Bu cihazda yine o cihazlardan bir tane oldu. Sonunda kavuştuk arkadaşlar Reno 7'ye ve bizlerle şu anda bu inceleme masasında. Tabii cihaz çok önemli detayları bizlerle buluşturuyor. Arkasında kullanılan malzeme ve teknik anlamdaki detayları önemli. Reno serisi içinde birçok yeniliği bizlerle yine buluşturabiliyor Reno 7. Şimdi gelelim bu akıllı telefonun kutu içeriğine. Kutuyu açtığınızda size her zamanki alışagelmiş Oppo kutu içeriğinden farklı bir yeni tasarım bekliyor sevgili arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi bu cihaz Türkiye'de üretilen bir model ve kutudan bir şarj adaptörü gördüğünüz üzere çıkmıyor. Ben bu konuyu Oppo Türkiye ile görüştüm arkadaşlar ve Oppo Türkiye'den aldığım bilgiye göre şöyle bir bilgi var. Bundan sonraki modellerde de şarj cihazı çıkacak mı çıkmayacak mı henüz net bir bilgi yokmuş. Dolayısıyla hani bu cihaz bundan sonraki cihazlarda ne olacağını bize de çok yorumlatmayabilir ama bu akıllı telefonun kutusundan bir şarj adaptörü çıkmıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz kutu içeriğiyle bizlerle buluşuyor Oppo Reno 7. Ve gelelim bu akıllı telefonun artıları. Çünkü beğendiğim ve harbiden ilginç bulduğum bazı özellikleri var bu akıllı telefonun, oralara değineceğim. Ama hepinizin merak ettiği bence şu dış tasarımında kullanılan deri malzeme mi desem, plastik mi desem, ilk baktığımda hani hissettiğim bu. Ama size şimdi nasıl yapıldığını ve hangi malzemeden yapıldığını, hatta hangi testlerden geçtiğini de aktarıyor olacağım. Fiberglass'tan yapılmış bir deri görünümlü malzeme var bu akıllı telefonun arkasında. İlk etapta şöyle baktığınızda böyle bir deri, bir duvar kağıdı, böyle bu tarz hissiyatlar sizlerde oluşturuyor. Ama iş telefona dokunduğunuz andan itibaren değişiyor arkadaşlar. Dokusu gerçekten çok güzel ve bu akıllı telefonun tasarımını bana sorarsanız farklı bir noktaya götürmüş. Özellikle bir gün bir turuncu telefonu beğeneceğimi hiç düşünmezdim ama bu akıllı telefondaki renge tek kelimeyle bayıldım. Şimdi bu malzeme hangi testlerden geçmiş ve herhangi bir boya atması yapar mı, renk atması yapar mı sorularınızı da cevaplayayım arkadaşlar. Tabii ki ben o kadar uzun süre cihazı henüz kullanmadım ama şu testlerden geçmiş. Arkada gördüğünüz bu deri görünümü fiberglass malzeme 200 bin giysiye sürtünme testi, 10 bin kez silgiyle silme testi ve 5 bin kez ise alkole direnç testinden geçmiş bu malzeme. Yani oldukça ilginç gerçekten. Bu testlerden geçmiş ve başarıyla da bizlerle buluştuğunu söylüyor Oppo tarafı. Uzun vadeli testlerde ne olur ne biter eğer bir aksi durum olursa sizlerle paylaşırım ama eğer olumlu da giderse, ki ben çok olumsuz gideceğini düşünmüyorum. Çünkü bu akıllı telefonu böyle çok kılıfsız kullanacağınızı da ben açıkçası düşünmüyorum. Yani kılıfı takıp o şekilde kullanırsınız diye düşünmekteyim. Ve tabii kameranın hemen üzerine konumlandırılmış olan bir ışık var arkadaşlar. Bu ışık farklı farklı isimlerle isimlendiriliyor Oppo tarafında ama benim için bir bildirim ışığı bu ışık. Telefonda herhangi bir bildirim olduğunda yanıp sönüyor. Herhangi bir bildirim sırasında sizlere bilgi veriyor ve böyle ilk etapta ya çok gereksiz bir şey diyebilirsiniz ama benim düşüncem şu: bu akıllı telefonu satın alıp kullanmaya başladıktan sonra muhtemelen şu arkadaki görünüm güzel gözüküyor diye telefonu hep böyle yüzüstü bir şekilde masaya bırakacaksınız ve böyle bir durumda sizlere bildirim ışığının o kadar faydası olacak ki ben tahmin edemiyorum. İlk etapta dediğim gibi eleştirilecek ancak uzun vadede sevilecek bir özellik olduğunu inandım. Bu bildirim ışığını hakikaten beğendim arkadaşlar ve tabii bir de bu akıllı telefonda IPX4 su sıçramalarına karşı bir dayanıklılık bulunuyor. Bunu da sizlere belirteyim ve buradan artık inceden ekrana doğru devam edelim. Bu cihazın ekranında önemli güzellikler var, önemli yenilikler var. Sizlere onları da aktarayım. Bu ön tarafta görmüş olduğunuz panel 6.43 inç boyutunda arkadaşlar ve AMOLED bir panel. Bu cihazın ekranında kullanılan panel 90 Hz'e kadar yenileme hızına sahip. Şu anda da gördüğünüz üzere ayarlarda zaten bizlere 90 Hz'den daha fazlası gösterilmiyor ve çözünürlüğe baktığımızda ise Full HD Plus çözünürlüğe kadar bir çözünürlüğe ulaşabildiğini görüyoruz yine bu akıllı telefonun. Ekran anlamda renklerin canlı olduğunu gerçekten sizlere söyleyebilirim. Ön taraftaki cam malzeme bu arada Gorilla Glass 5. Bizlerin 1-2 sene önce böyle artık amiral gemisi modellerde gördüğümüz bir cam modeliydi ve
oldukça da sağlam, beğendiğimiz de bir cam modeliydi. Dayanıklılık açısından birçok testten geçen bir cam modeli. Bu cihazda da yine bizlerle buluşmuş. Bu arada hazır ekran camından bahsetmişken, yeni nesil cihazlarda gördüğümüz çok ince ama uzun süre dayanıklı olan şu ekran koruma filmini de yine bu cihazda gördüğümüzü sizlere aktarmak isterim. Şimdi sizlere videonun başında ne demiştim? Casus gözleri üzecek telefon demiştim. O konuya da bir değineyim. Çünkü bu akıllı telefonun ekranında güzellikler var arkadaşlar. Bu güzelliklerden bir tanesi şu. Ekrana baktığınız sürece ekran açık alabiliyor. Sizlerin gözünün nasıl olan ekrana bakıp bakmadığını anlıyor. Hadi bunu biliyoruz. Böyle çok wow dediğimiz bir özellik değil. Ama bu cihazda sizin gözünüzden farklı gözler de ekrana bakacak olursa, yani normal iki çift gözden fazlası baktığında bildirimleri gizleme özelliği var. Bunu gerçekten benim wow dediğim bir özellik oldu. Harbiden etkilendim bundan ve özellikle böyle casus gözler, yan gözden böyle bakanlar falan filan bence bu telefonu böyle çok sevmeyebilirler. Özellikle yanınızdaki arkadaşlarınız ekranınıza bakmayı seven arkadaşlarınız için bence üzen bir özellik ama tabii ki sizlerin gizliliği için de muhteşem bir özellik. Bu akıllı telefonla bizlerle buluşuyor. Yine ekranda tabii şöyle bir durum daha var. Bu sizlere söylediğim şeyleri kullanabilmeniz için burada bir sensör var. Bu sensör sayesinde bu akıllı telefonla aynı zamanda hava hareketleri gibi özellikler de bizlerle buluşuyor. Yani telefonunuz çaldığında elinizi telefona vurmadan bazı hareketler yaparak telefonunuzu cevaplayabiliyorsunuz. Ekranda yukarı aşağı hareketlendirebiliyorsunuz. Yine elinizi telefona değdirmeden yapabiliyorsunuz bunları. Tabii ekranın açık olması lazım, onu da söyleyeyim. Bu tarz şeylerde de hava hareketlerini kullanabiliyorsunuz. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Ekran parlaklığı gayet yeterli seviyede arkadaşlar. Şu şekilde ekranı size doğru tuttuğumda stüdyo ışıklarının altında da sizlerin göreceği üzere bu akıllı telefonun ekranı güneş ışığı altında sizlere problem çıkmaması için 800 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor. Başarılı mı derseniz başarılı. Renklerde bir solma olmuyor güneş altında. Parlaklığın yüksek olması sebebiyle benden geçer not almayı başardı bu akıllı telefonun ekran paneli. Şimdi bu akıllı telefon ülkemizde 4G versiyonuyla satışa çıkıyor arkadaşlar ve 4G versiyonuyla satışa çıktığı için içerisinde Snapdragon 680 modeli bir işlemci çalışıyor. Bu işlemci 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor ve bu işlemcinin tabii ki bizlere vaat ettiği ve sunmaya çalıştığı ilk şey düşük enerji tüketimi, yüksek performans. İşte bu işlemcinin bizlere sunmaya çalıştığı ve vaat ettiği şey tam olarak bu. Peki işlemci performansı nasıl bir performansı bizlerle buluşturuyor? Şöyle söylemek lazım. Bu cihazdaki işlemcinin performansı orta üst düzey diyebileceğim bir performanstı arkadaşlar. Yani bu telefonun bizlere vaat ettiği şeyleri iyi anlamamız ve iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle kamera tarafında değineceğim bazı özel detaylar var. Orada zaten bu akıllı telefonun daha çok odak noktalarını sizlere yine anlatıyor olacağım. Ama performans tarafında RAM'den de bahsetmezsek olmaz. Cihazda 8 GB'lık bir RAM bulunuyor ve 5 GB'lık da bir sanal RAM ile toplam 13 GB'lık bir RAM'e ulaşabiliyorsunuz bu akıllı telefonla sevgili dostlar. Tabi depolamanın yanı sıra bir de microSD kart ile bu akıllı telefonun hafızasını artırmanız mümkün ve benim özellikle takdir ettiğim bir şey ve çok önem verdiğim bir şey bu. Hem çift SIM kartı hem de microSD kartı aynı anda bu akıllı telefonda kullanabiliyorsunuz. Bunu atlamamaları, önem vermeleri bence çok güzel olmuş. Ben de sizlere bu bilgiyi paylaşmak istedim. İşletim sistemi tarafına geldiğinde ise bu cihazda Color OS'un 12.1 arayüzü ve Android 12 tabii ki baz bizlerin ihtiyacı olan işletim sistemi olduğu için bu cihazda görev yapmakta. Güncelleme alır mı? Bence kesinlikle güncelleme alır bu cihaz. Peki performans anlamını değerlendirirsek ne demem lazım sizlere? Şöyle özetleyeyim arkadaşlar durumu sizlere. Bu akıllı telefon bulunduğu fiyat seviyesindeki diğer cihazlar gibi bir performansı sizlerle buluşturabiliyor. Yani Renault serisinin vaat ettiği performansı sizlerle buluşturabiliyor. Biliyorsunuz Renault serisi akıllı telefonlar daha çok fotoğraf odaklı ve böyle hayat kolaylaştırıcı, ses getirici bazı detaylarla bizlerle her zaman buluştu. İşte bu akıllı telefonda o modellerden biri olmuş. Fotoğraf anlamında önemli yenilikleri bulunduran üstünde ve aynı zamanda da bazı özel teknolojilerle, bazı özel inovasyonlarla bizlerle buluşan bir model. Bu akıllı telefon zaten içerisindeki bizleri buluşturduğu işletim sistemi, içerisindeki teknik anlamdaki donanımı ve Geekbench skorları da bizlere bunları gösteriyor. Aynı zamanda oyun performansı için de sizlere şunu söylemek istiyorum. Mümkün olan en iyi performansı bizlerle buluşturuyor bu akıllı telefon. Önemli sıkıntılarla bu cihazda ben oyun anlamında karşılaşmadım arkadaşlar. Ama içerisine kurduğum PUBG New State'de ayarların hepsini sonuna kadar açmama müsaade etmedi. Yani en mümkün olan yüksek ayarlarda oynadığında da böyle kayda değer çok büyük problemler var, şöyle bir sıkıntı var, böyle bir problem var diyebileceğim bir durumla karşılaşmadım. Onu da sizlere aktarmış olayım ve buradan bu cihazın en önemli şeylerinden biri olan bence kameralarına doğru devam edelim arkadaşlar. Bu akıllı telefonda ana kamerada sevgili arkadaşlar 64 megapiksellik bir kamera görev yapıyor ve f1.7 diyafram aralığına sahip.
sahip, yani düşük ışıkta iyi işler çıkartabilmeniz için önemli bir kamera bu cihazda bulunuyor sevgili arkadaşlar. Bunun yanı sıra tabii cihazda bir mikro kamera var. Şimdi bu mikro kamera harbiden ilginç. Neden derseniz 30 kata kadar yakınlaştırma yapabiliyor. Yani bu mikrodaki 30 kata kadar olan yakınlaştırma 30 kat zoom değil arkadaşlar. Yakınlaştırma, yani makro kameradan bile daha ileri gidebileceğiniz, aslına bakarsanız bir cebinizdeki, bizim hepimizin böyle düşündüğü, çocukken soğan zarlarına baktığı bir kamera şu anda bu akıllı telefonda görev yapıyor. Ve devam edelim. Bir diğer kameramız ise 2 megapiksellik derinlik algılayıcı bir sensör olarak görev yapan bir kamera. Şimdi mikro kamera için şunu söyleyeyim, daha önceki kameralarda bunu eleştiriyordun, niye bu cihazı eleştirmedin diyenler olabilir. Mikro kamera da 2 megapiksel evet, ama yani eğlence katıyor hayatınıza ve açıkçası kullanırken mutlu olacağınızı düşündüğüm bir kamera olduğu için ben bu cihazdaki 2 megapiksellik bu mikro kamerayı eleştirmek istemedim arkadaşlar. En azından makrodan daha farklı şeyler yapabildiği için. Çünkü makro kameralarda artık iş bitti, farklı noktalara gitti. Ama mikro kameralar daha böyle tek tük gördüğümüz cihazlarda bir kamera türü. Dolayısıyla bu cihazda 2 megapiksellik bir mikro kamera olmasını ben eleştirmek istemedim. Kameranın detaylarıyla devam edelim şimdi isterseniz. Üçüncü kameramızı da sizlere aktardım. Kameraların detaylarına inelim birazcık. Işık güzel olduğunda tahmin edeceğiniz üzere bu cihazdaki kameralar gayet iyi işler ortaya çıkartıyor. Kameralardaki çekim yaptığım fotoğraflarda bazen renklerde sapmalar olabiliyor arkadaşlar. Işık azaldığında bile sonuç fena değil. Hatta gece çekimi modunda bir kullanım yaptığınızda işler bir tık daha olumluya doğru gidebiliyor sevgili arkadaşlar. Genel kamera deneyimiyle bu akıllı telefon sizleri üzmeyecek bir akıllı telefon olmuş bence. Bunu sizlere içtenlikle söylemek isterim. Ama işin video tarafına değinecek olursak bizleri neler bekliyor onları da sizlere kısaca anlatayım. Video performansı maksimumda 1080p 30 fps'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ve sonuçlar gördüğünüz gibi video açısından bu akıllı telefondan çok büyük beklentilere bence girmemeniz gerekiyor. Zaten bu akıllı telefonun asıl odak noktası telefonda fotoğrafçılık üzerine. Dolayısıyla video anlamındaki bu detayları biraz daha kenara koyarak fotoğraf performansına odaklanmanızı sizlere de kesinlikle öneriyorum. Ve gelelim bu cihazdaki önem verilen bir diğer konuya, ön kameranın fotoğraf kalitesi arkadaşlar. Çünkü ön kamerada enteresan şeyler denemiş Oppo. Bakın şimdi sensörü ve kamerayı sizlere anlatayım. Kameramız 32 megapiksel f2.4 diyafram aralığıyla geliyor. Özellikle az ışıklı ortamlarda yaşadığınız grenlenme, işte fotoğrafta böyle bir çamurlaşma vesaire, bunlar oluyor ya biliyorsunuz cihazlarda, cep telefonlarında. Bu cihazda bunları aza indirebilmek için özel bir kamera sensörü kullanmışlar. Bu da doğrudan ışığın daha fazla alınmasını sağlamak için kullanılmış, ama bununla da kalmamışlar. Ekstra bir sensör daha geliştirerek ön kamerayı desteklemişler. Oppo'nun iddiasına göre %60 daha iyi ışık alıyor bu akıllı telefon ön kamerada. Yaptığım testlerde yüzdesini veremem ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu akıllı telefon az ışıklı ortamlarda selfie çektiğinizde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Zaten hemen hemen bütün fotoğrafları gördünüz, bütün testleri gördünüz arkadaşlar. Kamera anlamında daha fazla söylenecek bir şey yok diye düşünüyorum. Yani bu akıllı telefonun ön kamerasında da yine arkada olduğu gibi önemli eksiklikler yok bana sorarsanız. Pil tarafına doğru devam edelim. Pil tarafında tabii 4500 mAh'lik bir pil bizlerle buluşuyor. Bu cihaz 33 wattlık bir hızlı şarj desteğine sahip. Ancak şarj adaptörü kutudan videonun başında da söylediğim gibi çıkmıyor sevgili dostlar. Bu bir eleştiri midir nedir bilmiyorum. Yani bunu söylemeliyiz bence burada. Adaptör keşke kutuda olsaydı. Olmaması beni de bir tık üzdü. Ama onların politikası bu şekilde olabilir. Bundan sonrasında olmayacak da olabilir. Bir şey diyemiyorum çünkü artık markaların çoğu zaten kaldırıyor. Ama tabii bazı markaları da alıştığımız için böyle kaybettiğimizde o şarj adaptörünü ilk başta bir burukluk, ilk başta bir üzüntü, bunları yaşayabiliyoruz biliyorsunuz. Yine bunda da öyle bir şey yaşadım. Ama dediğim gibi zaten artık yavaş yavaş alıştığımız bir şey olmaya başladığı için bu şarj adaptörü olmama konusu bu cihazda da olmayışı çok da alışılagelmişin dışında bir şey değil. Ve artık son değerlendirmeye doğru devam edelim Oppo Reno 7 hakkında. Bu akıllı telefon arka tarafında bulunan ve içerisinde bulundurduğu erişilebilirlik konusundaki özel yenilikleri, işte yandan bakınca bir başkası bildirimleri gizlemesi, göz takibi gibi detaylarıyla ve tabii ki mikro kamerasıyla Reno serisindeki yepyeni özellikleri bizlerle buluşturan ilgi çekici bir akıllı telefon olmuş. Ben bu cihazı açıkçası Reno serisindeki eski modellerle karşılaştırarak sizlere aktarmak istiyorum. Dolayısıyla daha önceki Reno serilerine göre baktığımızda Reno serisinde yepyeni özellikleri bizlerle buluşturan, ekrandan parmak izi okuyucusuna sahip yine diğer modellerde olduğu gibi ve yeni birçok detayı bizlerle buluşturan bir cihaz olmuş. Bu akıllı telefonun Türkiye'deki tavsiye edilen satış fiyatı şu sıralarda 9300 TL arkadaşlar. 9299 ama ben hani 9300'e tamamladım, aramızda laf olmaz diye düşünüyorum onun. Size böyle 299 deyip yormak istemediğim için 300'e tamamladım. Sizler nasıl buldunuz Oppo Reno 7'yi? Beğendiniz mi arkadaşlar? Neler düşünüyorsunuz Oppo Reno 7 hakkında? Lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bu arada Instagram'a attığım bir story vardı. Şu anda görmüş olduğunuz özel kutu
kutuyla cihaz bana geldi arkadaşlar. Bu cihazın bana bu şekilde gelmesinin sebebi Oppo'nun UEFA ile birlikte yapmış olduğu resmi sponsorluk anlaşması. Bu anlaşma sayesinde artık Şampiyonlar Ligi maçlarında ve UEFA Ligi maçlarının birçoğunda Oppo'yu kocaman bir şekilde ekranda hep birlikte görüyor olacağız. Ve tabii ki bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.